Herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bir başarı serüvenine odaklanacağız. Diğer haftalardan farklı olarak bugün sizleri stüdyoda karşılıyoruz. Aslında bugün biraz spor konuşacağız. Hem de duayen isimle spor spikeri Emre Tilev'le. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Selin'cim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Yayından çıktınız, direkt olarak biz sizi esir aldık. Estağfurullah. Benim için büyük bir keyif. Zamanı paylaşmak, bir şeyleri anlatabilmek çok değerli. Yani çok teşekkür ederiz. Bugün sizi yakından tanımak istiyoruz, bilinmeyenlerinizle. Aslında herkes sizi tanıyor hem sesinizle hem anlatımlarınızla ama bugün daha fazla Emre Tilev nereden başlamış, neler yapmış bunu konuşmak istiyoruz detaylıca aslında. Değerli izleyenlerimiz için Emre Tilev kimdir diyerek başlayalım sohbetimize. Ben normalde gıda mühendisiyim. Ama hani gıda mühendisliği tarafıyla hiç ilgilenmedim. Sonra üstüne bir işletme master'ı yaptım. O işletme master'ını sırf akademik kariyerimi geliştirmek adına yaptım. Sonra da bir doktora programının içerisine dahil oldum ama bir türlü bitiremedim doktora programını. Bir tez aşaması var. Onu eğer atlatırsam doktorayı tamamlamış olacağım. Ama genel yapıya baktığımızda ben 6 yaşında sokakta çocuklar top oynarken maç anlatan adamdım. Bugün işte 50 plus yaşındayım ve baktığımızda bugün de aynı şekilde sokaktaki insanların maçını anlatma sevdalısında olan biriyim. O yüzden de genel hüviyetiyle hep maç anlatmak olan arzuları, istekleri orada kesişen bir adamdım. Herkesin işte sokakta topu vardır, top oynarlar, işte misket oynarlar falan. Benim öyle bir şeyim yoktu. Ben böyle elimden kartondan mikrofon gibi şeyler yapardım. Onlar böyle bağıra bağıra maç anlatırdım. İnsanlar da aa falan derlerdi. Hatta babamın arkadaşları diyorlar ki ya Emre Tilev'in hani spiker olacağını biz o zaman biliyorduk. Çünkü yüksek yerlere çıkıp sürekli işte babamlar da kendi aralarında maç yaparlardı. Onu anlatırdım. Şöyle bir avantajım oldu. Benim babam opera sanatçısıydı. O yüzden de hani sesi nasıl daha etkin kullanabiliriz? Crescendolar nedir? Artikülasyon nedir? Fonatik nedir? Diyafram nedir? Nefes alma tekniklerini daha iyi nasıl geliştirebiliriz gibi kavramları ben 5-6 yaşındayken babam anlatıyordu bana. Hatta 8-10 yaşındayken diyaframımı kullanma becerilerini elde edebilmiştim. O da benim ses baremimin geniş olmasını sağladı. Hatta bununla ilgili rahmetli Hıncal abiyle bir hikayemiz var. TRT'de çalışırken ben TRT'nin özetlerini anlatıyorum. Ya çok coşkulu anlatıyor bu çocuk falan diyormuş. Biraz kızsın. İşte her hafta bana bir geri dönüş yapıyordu. En son bir gün toplantıya çağırdı. Salı toplantılarına katılmam da öyle başladı. Rahmetliyle işte Ünal abi, ben, Ali Kocatepe, Nehir Erdoğan falan salı toplantılarındayız. Dedik ya işte böyle böyle, ben de kalktım konuşmaya başlayınca maç anlatır gibi konuşma dedi. Ben dedim ki benim anlatımım böyle zaten, hani ses tonum böyle. Senden özür diliyorum dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle anlat. Yani senin sesin zaten maç için var olmuş bir ses gibi gözüküyor dedi. Durum buradan yürüyerek bu noktaya kadar geldi. Normalde yerel kanalda başladım. O yüzden yokluk ögesini çok iyi biliyorum. Yani tek kameranın altına elinde bir mikrofonla oturup maçı anlatmayı da çok iyi biliyorum. Şampiyonlar Ligi içinde işte önüne servis edilmiş ISDN kodeye koymuşlar. Oradan böyle en lüks ve en üst seviyedeki alanlardan maçı anlatmayı da çok iyi biliyorum. O yüzden hiçbir şey bana yabancı ya da yeterli ya da yetersiz kavramlar içinde gelmiyor. Distürüm şu, yapamıyoruz ögesi hiç yok hayatımda. Yani abi şu eksik, çözümlenir. Evet, yani evet. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey oldu. Beylerbeyiz kadın futbol takımının maçlarını anlatıyoruz 3 kamerayla. Ben de kameralardan birinin yanına oturuyorum, anlatıyorum. Çok acayip bir fırtına çıktı, kameralar pert oldu. Cep telefonunu aldık, mikrofonu ona bağladık. Cep telefonuyla çekip anlattım ve evet, YouTube'dan süper. Yine yayınlandı. Yani hiçbir sorun olmadı. Ay süper ya. Aslında şey, bu tecrübenin ve başarının kaprisini bir kenara bırakmış insanlardansınız. Ya, ben kapris çok hoşuma giden bir şey değil ya. Yani sonuçta koca bir okyanus var, onun içinde bir tane damlayız biz de işte. Yani biz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bence kapris yapması gereken madenin içine girip 600 metre derinlikte grizuyla karşı karşıya kalmış maden işçisi. O bana kapris yapsın. Ya. Ben onun bütün kaprisini çekeyim ama
Biz ne olacak işte 3 tane ışık var, 5 tane kameraman var. Zaten bütün her şeyi kameramanlar çözüyor. Sen geliyorsun, oturuyorsun lordlar gibi. Birileri bir şey soruyor. Anlatıyorsun yani hikaye, spikerlik falan, palavra şeyler bunlar. Şahane düşünüyorsunuz. Estağfurullah, hiç palavra değil bu arada. Bir şeyler anlatabilmek de çok büyük bir bence başarı. Aslında doğuştan başlayan bir kariyer yolculuğu diyebiliriz. Opera konusunda, yani ses ve diksiyon konusunda şanslıymışsınız ama bu ilgi alanında 6 yaşından beri başladı diyorsanız aslında gıda mühendisliğine başlama süreciniz de bir enteresan olmuş. Yine de hani okul sürecine devam etmişsiniz ama hayallerinizden de kopamamışsınız. Peki ben şunu merak ediyorum, yani sektöre ilk başladığınızda nasıl bir süreçle başladınız? Annem asker olmamı istiyordu. Çünkü ona göre asker olmak benim hayatımı kurtarmak demekti. Çünkü işte üniversiteden mezun olacaksın, iş arayacaksın falan. Ben de hiç öyle askerlik merakım yoktu ama annemin hatırına fen okudum. Fen bölümünü okudum Anadolu Lisesi'nde. Ve böyle olunca da mezun olduğum anda mühendislik yazabilme şansım vardı. Ve ben de mühendislikleri yazdım, tıp yazdım. Yaklaşık zannediyorum 3-4 puanla bir tıp fakültesini kaçırdım. Diyarbakır'dı zannediyorum. Yani başarılı da bir öğrenciydiniz. Ya öyle çok acayip başarılı değildim. Şöyleydim. Fizik, kimya ve biyolojim çok iyiydi. Türkçeden hiç hata yapmayandım neredeyse. Ama matematik noktasında zayıf bir öğrenciydim. Hatta matematikte lise 1'de, İzmir Anadolu mezunuyum ben. Lise 1'de, lise 2'de ve lise 3. sınıflarda matematikten her sene bütünlemeye kaldım. Ve her sene bütünlemede geçtim. Üniversite sınavına girdiğimde benim dönemimde işte 60 tane Türkçe sorusu varsa 58 Türkçe netim vardı. İşte atıyorum 10 tane kimya sorusu varsa 9 netim vardı. 10 biyoloji sorum varsa 10'da 10 yapmıştım. Hatam yoktu. Fizikte de yine bir yanlışım mı ne vardı ama matematikte -4.75 ile girdim. Yani eksiye düşmüştüm. 52 soru vardı. 52 soruda eksiye düşen bir öğrenciydim. Eksiye düşmüş puanımla bile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne birinci sıradan girdim. Yani ben birinciydim. 428 fen puanıyla girmiştim, hiç unutmuyorum. 432 ile de Diyarbakır tıp alıyordu yani. Öyle düşün. Ve ama benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Ben iletişim okumak istiyordum. Çünkü lise 2. sınıftan itibaren İzmir'de okudum ben. İzmir'de bir yerel gazeteye de yazı yazıyordum. Öğrenci diye, yani öğrenci nickiyle, ismimi kullanmadan bir gazeteye yazılar yazıyordum. Ve oradan yürüyüşle Samsun'a gidince, Samsun'da da dayım doktor orada. Ben de onun yanında kalıyorum. Ve oranın tanınmış eşrafı. Bafra'dayım. Bafra böyle Samsun'un 50 kilometre dışında. Bafra'da dediler ki bir radyo kuruluyor. Aa dedim, ben çalışayım orada ya. Dayı dedim bir söylesene hani arkadaşlara. Dedi, ben dedi uğraşamam o işlerle. Ben de gittim kendim kapıyı çaldım. Dedim ki ya hocam, ben sizde radyoculuk yapabilir miyim? Var mı tecrüben? Dedim ki ya, kimim var? Yani daha iyi. Türkiye'de radyolar yeni kuruluyor. Böyle bir şey yok. TRT'den de gelmediğime göre. Aa dediler, tamam deneyelim. Ben geceleri orada program yapmaya başladım. Klasik müzik programı. İşte Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisini çalıyorum. Ravel'in Bolero'sunu çalıyorum. İşte Verdi'nin Aşk İksiri operasını çalıyorum falan, böyle bir sürü Beethoven. Ama hikayelerini anlatıyorum. Yani Beethoven 7. 9.'yu yazarken neden sağırdı, nasıl oldu? İşte Schubert kimdi, nereden geldi? Mozart niye 30'lu yaşlarda hayatını kaybetti falan gibi. Ve ilgi çekti. Sonra orada bir yerel televizyon kuruldu. O televizyonda siyaset programı yapmaya başladım. Belediye başkan adaylarıyla, klasiktir biliyorsun yerel kanallarda. Sonra oranın, yani Bafra Spor bugünkü birinci lige çıktı. Yani Süper Lig'in bir altına çıktı. Öyle olunca dediler ki ya bu maçları yayınlayalım. Allah dedim, ben anlatırım. Yapma falan. Ben en sevdiğim şey. Elimde tabii kamera, kameraman ben. Otobüse atlıyorduk Bafra Spor. Nereye gidiyor? Kilimli'ye gidiyor. Nereye gidiyor? Ünye'ye gidiyor. Nereye gidiyor? Amasya'ya gidiyor. Biz de gidiyoruz. Ben de altına oturuyorum, anlatıyorum. Yağmur, çamur demeden. Oh dedim ya, Allah'ın istediği bir göz. Verdiler bana iki göz. Sonra 92 yılının ikinci çeyreği gibi Samsun'dan teklif geldi. Samsun'a bir diye bir kanal kuruldu. Dediler ki gel burada işte sporu yönet. Eyvallah dedim ve ben orada sporu yönetmeye başladım. Bu kez Süper Lig maçlarını anlatıyoruz Samsun Spor'un. O zaman havuz sistemi yok, bir yayıncı kuruluş da yok. Herkes anlatıyor, biz de anlatıyoruz. Orada acayip tecrübeler edindim. Yani bu benim için çok iyi oldu. Çünkü yerel kanal nasıl işliyor, Betacam ne, VTR ne, VHS ne, U-Matic ne, işte bunların hepsini öğrenmiş oldum. Tabii şimdikilere çok yabancı kalıyor çünkü her şey dijital şu anda. O zaman her şey analogtu.
Ve 1994 yılında da atladım İstanbul'a geldim. Böyle işte İlker abinin arabasının önünü kestim falan, işte ben spiker olmak istiyorum diye. Sağ olsun babam araya girdi. İşte Tarcan Bey diye birisi vardı, rahmetli Tarcan Gönenç abi. O yardımcı oldu falan derken sektörde işe başladım. Ama benim işe başlayış sürecim birçok kişiye kerteriz olabilecek nitelikte. Ben İstanbul'a geldiğimde kimseyi tanımıyordum. 3-4 gün harem otogarında yattım kalktım. Sonra da işe girdikten sonra şirkette yattım. Yani 8 ay boyunca şirketin içinde uyudum ben. Tuvaletim orasıydı, banyom orasıydı, yatakhanem orasıydı. Orada tuvalette banyo yapıyordum falan. Böyle bir serüven geçirdim. O bana şunu öğretti. Mesela şu kameranın nasıl kullanılacağını öğrendim. İşte BNC nedir onu öğrendim. XLR jack nedir onu öğrendim. Gitar jack nedir onu öğrendim. Sonra uplink'e gittim. İşte RX nedir, TX nedir onu öğrendim. Chroma key nedir onu öğrendim. İşte ne bileyim strop atmak nedir onu öğrendim. Wipe geçiş nedir? Sonra oturdum kurguya, işte o zaman yaşça büyük olanlar ve benim yaşımda olanlar bilir. Cut setler vardı işte. Orada assemble nedir, video montaj nedir, audio montaj nedir onu öğrendim. Oradan post production'a, oradan da yeni gelmiş olan böyle Avid vardı. Avid'i kimseye elletmiyorlardı ama ben böyle uzaktan seyrediyordum nasıl yapıyorlar falan. Onları öğrenmeye çalıştım ve meraklıydım. Bugün hala bu radyoda, mesela Radyo Gold'deyim. Radyo Gold'de kendi montajlarımı kendim yapıyorum. Yani bütün tanıtımları Audio'da, Adobe Audition'da kendim montajlıyorum. Bütün piyeslerimi, yani Photoshop'ta bütün o gördüğünüz şeyleri ben kendim yapıyorum. Ay şahanesiniz. Evet, her alanında varsınız aslında. Yaptığınız ya, işin yani. Bir, yatlı da bir şey değil yani. Hani çok vaktini almıyor. Zaten hazır kalıplar var. Onlara göre yapıyorsun. Ay, emeklerinize sağlık. Yerelden ulusala ve analogdan dijitale aslında çok uzun bir süre tecrübe süreniz. Ve bu süreçte tabii biz kaset taşıyan hamallardık. Yani 90'lıklar vardı, 120'likler vardı. Hatta 5'liklere yapardık. Onlar da genelde assemble pisliği olurdu başında. Onu bir önce bir dakika alırsın, assemble pisliğini silersin, 00:30'dan yazarsın. Şimdi mesela timecode yazma vardı bizde. Yani 00 saat, 00 dakika, 00 saniye, 00 frame. Yani şimdi 24 frame desem çok az kişi biliyor. Yani bir frame, bize mesela 3 frame dediğin şey flash atmaktı. Tık diye flash atardı. Onları falan bilirdik. Ve yapardık. Şimdi dünyanın en kolay işi televizyonculuk, ne olacak? Şu cep telefonu, yani şu cep telefonum benim burada işte. Bunu al, koy, tık diye pıtır pıtır televizyoncu ol. Evet, doğru. Şu an herkes rahatlıkla yapabiliyor. Yani tabii. Aslında zorlu kısmını atlatıp sadece bir konuşmacı veya anlatıcı olarak bütün zorlu süreçleri dijital tamamlamış halde olduğu için bir anlatıcı olarak daha kolay yapabiliyorlar. Siz bütün zorlukları çekmişsiniz. Keyifliydi. Biz de şu anda da sizi hayranlıkla dinlemeye devam ediyoruz. Peki bu uzun sürede, tecrübe süresinde pek çok maç anlatıcısı oldunuz, spikeri. Formula, basketbol, futbol, bunlarla ilgili dinamikleri sorarsam size nasıl farklılıklar var aralarında? Ya şöyle, bir kere şöyle bir avantajım oldu. Ben İlker abinin kucağına düştüm. İlker abiyle 1,5 yıl çalıştıktan sonra ben Japonya'ya gittim. Japonya'dayken bir yarış anlatırken orada bir baktım ekip değişmiş. Yani Şansal abiler gelmiş. Hı hı. Bu kez Şansal abi gibi bir duayenle çalışmaya başladım. Sonra bir baktım işte İlan Uzundurukanlar geldi. Barbaro Stalı geldi. Ercan abi, Melih abi falan hep birlikte Süper Spor diye bir kanal kurduk. Ve bugün işte mesela 8-10 kanalı besleyen ligler var. Mesela İngiltere, Almanya, Portekiz, Hollanda, Fransa, Belçika, Championship. Bizdeydi hepsi. Yani bir tek kanalda bu liglerin hepsinin olduğunu düşünün. NASCAR, IndyCar, Indy Racing League, Inline Skating, yani bu kaykaylar, Ocean Eleven programları ve aklınıza gelebilecek bütün eventler vardı ve ben her şeyi anlattım. Yani şöyle anlatayım size. Az önce hani yayından önce konuştuk ya, yayından çıktın işte yoruluyorum falan. Ben 7'de kanala gidiyordum. Beni off-tube koyuyorlardı. Off-tube giriyordum. Akşam saat 10'da çıkıyordum. Yemeği off-tube'de yiyordum. Mesela NASCAR anlatırken çorba içiyordum ben böyle. Çünkü hani orada çok konuşmuyorsun. Arabalar dönüyor. 4 saat çünkü bir yayın mesela NASCAR'da. 3 saat sandviç yiyorsun mesela. O sırada yarışı da anlatıyorsun böyle. Enteresan bir şey oluyor böyle. Yanında bir kova var. Kovaya bırakıyorsun yemeği. Bu arada şu oldu. Tony Stewart işte Dale Earnhardt'ı geçti falan diyorsun. O yüzden hani öyle bir süreç vardı. Şimdi öyle bir şey yok tabii. Çünkü separe oldu her şey değişik kanallara.
Bu neyi getirdi? Bu bütün sporları öğrenme yetisini getirdi. Yani badminton'u da biliyorsunuz, basketbolu da biliyorsunuz, voleybolu da biliyorsunuz. Yani voleybolda dublaj dediğimizde ne olduğunu biliyorsunuz. Ya da işte ne bileyim basketbolda bir numara kim dediğinizde, guard ne dediğinizde biliyorsunuz. Badminton'da ya da işte ne bileyim puck ne dediğinizde bu NFL topun, NHL topuna puck diyoruz biz diyebiliyorsunuz. Çok uzun süre NFL anlattım mesela, Super Bowl anlattım. 32, 33 ve 34. Super Bowl'lar müthişti ya. O çok büyük bir deneyimi beraberinde getiriyor. Bütün sporları öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında biz dinlerken nasıl bu kadar her şeye hakim olabilir falan derken aslında siz çalışırken bir eğitim içerisinde oluyorsunuz. Yani resmen her şeyi öğrene öğrene ilerliyorsunuz. Tabii yani şimdi süper spor tabii dijital bir yapıydı. Ve bugünkü gibi Twitter yoktu. Yani şimdi mesela Twitter olduğu için ben mesela NASCAR'ı anlatırken rahatlıkla anlatabiliyordum. Ama şimdi NASCAR'la ilgili bilgi o kadar çok ki çocuk benden daha iyi biliyor. Ya da işte mesela NBA'yi anlatırken NBA'yi çocuk o kadar yakın takip ediyor ki ben o kadar takip edemiyordum. Ben anlatıcıydım. O yüzden hep bunu söylüyorum. Anlatıcılıkla yorumculuk arasında çok önemli bir fark var. Ya ben anlatıcıyım. Her şeyi anlatabilirim. Kurallarını bilirim, insanları tanırım, onlarla ilgili notları alırım önüme, ona göre okurum. Neyin nerede kullanılacağını bilirim. Ama ben Formula 1'deki araçların kaliperlerini ya da Schumacher'in Apex'i yakalayıp yakalamadığı konusundaki detayı yanımdaki adama dönüp öğrenirim. Yani o anlatmalıdır bana. Onu da ben anlatırsam o zaman ben anlatıcı yorumcu olurum. O yüzden bunlar çok farklı şeylerdir. Hani futbolun icini cicini bilirsin ama NFL'de mesela geçen yıl da ben anlattım. Pro Ligi anlattık Türkiye'deki. Yanımıza yorumcu aldık. Niye? Çünkü nerede 8 yard ceza niye verildi? 10 yard neydi? İşte kiki nasıl yaptı? Ne oldu? Bunların hepsini birazcık biz anlatırız ama yorumlamalarını birisine bırakmak gerekiyor. Türkiye'de o sınırı kaybetmiş durumdayız. Ya yani anlatıcı kendini yorumcu gibi görüyor. Aslında uzmanlıkla ilgili bravo. Bilgisi var. Uzman adamın da anlatıcı olmaması lazım. Yani ben bu konunun uzmanıyım, ben anlatayım. Hayır. Orada bir patoloji oluşuyor o zaman. Anlatıcı ve yorumcu ayrılmalı. Yani Rıdvan Dilmen maçı anlatmamalı. Rıdvan Dilmen yorumcu olmalı. Onu anlatmaya çalışıyor. Aslında her yerde bir ayrım var. Anlatıcı ve yorumcuyu ayırırken aynı zamanda da şunu sormak istiyorum. Radyocu ve televizyon programcısının dinamiklerine. Şimdi hem radyoda arkada sadece sesinizle bir şeyler anlatıyorsunuz hem de ekran önündesiniz aynı zamanda. İkisinin de dinamikleri çok farklı. Siz nasıl yorumlarsınız? Vallahi radyo çok daha keyifli. Çünkü radyoda yaratıcı pozisyonundasın. Haşa, yaratmak Allah'a mahsus bir şey ama sen kendi içgüdülerinden gelen bir davranış modeli ortaya koyuyorsun. Yani diyorsun ki bu çok dinlenmez, bunu anlatmayayım. Şu dinlenir, ben bunu anlatayım. Bu mekanizmayı geliştiriyorsun. Ben radyoda işte 2000'den beri maç anlatıyorum. Mesela hatta 96'dan beri anlatıyorum. 2000'den beri programlar da yapıyorum. O yüzden hani bana desen ki televizyon mu, radyo mu? Radyo gerçek adamdır. Yani radyoda program yapan biri her şeyi yapabilir. Ama radyoda dediğin anda televizyon. Çünkü televizyonda prompter var. Okuyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış olduğu değerlendirmede 322 milletvekilinin diye önünde yazıyor. Bunu okuyorsun. Bundan kolay ne var? Ama radyoda buna yazan bir yer yok. Buna bir yorum getirmen lazım. O sırada biri bağlanıyor. Diyor ki peki diyor atıyorum tamamen. Fenerbahçe'nin 3 yıl önce getirdiği bilmem ne oyuncusu ne oldu diyor. Sen onu bilmek zorundasın. Radyo bilgi bütünlüğünün çok yoğun olduğu bir adres. Radyoda her şeyden azıcık bilmek zorundasın. Bol okuman lazım. Mesela benim radyoda genelde hani öyle tanımlıyorlar. İyi radyocusun abi diyorlar. En büyük avantajım çok okuyor olmak. Yani ben okumayı çok sevdiğim için mesela eskiden haftada en az 3 kitap bitirirdim. Şimdi bir taneyi zar zor okuyorum. Hatta bazen 2 kitap birden okuyorum. Mesela şimdi Erol Mütercimler'in Denizler diye bir kitabı var. Onu okuyorum. Bir de Futbol Taktikleri diye bir kitap var. Onu okuyorum mesela. Yani evdekiler şey diyor, ya ikisini birden anlıyor musun? Ya anlıyorum diyorum, sorun yok. Vallahi hem de yoğunluktan dolayı bu kısım. Diyelim. Ya ben şeyi çok sevmiyorum. Öyle TikTok'ta falan çok dolaşmam ben. Instagram falan hani kendimle ilgili bir şey koyarım. Birkaç tane eğer önemli mesela YouTube'da gezerim. Mesela YouTube'da Evrim Ağacı diye bir şey var. Onu seyrediyorum. Mesela oraya kosto ödüyorum. Yani bir miktar para da gönderiyorum. Çocuklar emek veriyorlar. Oraya gönderiyorum. Niye? Evrim Ağacı inanılmaz şeyler anlatıyor bana çünkü. Yani böyle
birkaç tane organik yapı var. Mesela L1 üçgen var. Hastalık bu futbol var. Onları mesela çok yakinen takip ediyorum. Evet, boş vaktinizi aslında kendinizi geliştirmeye yönelik kullanıyorsunuz. Gençler için de güzel bir bilinçlendirme olsun bu. Onlar için de o zaman kısa bir tavsiye alalım. Yeri gelmişken sunuculuk, spikerlik hayali kuran çok fazla gencimiz var. Sizin gibi başarılı işler yapabilmek için neler yapmaları gerekir? Neler tavsiye edersiniz? Ya 3 tane temel yapı var. 1- kendilerine güvenecekler. 2- bilgi bütünlükleri çok yüksek olacak. Bilgi güçtür. Eğer bir şeyi biliyorsanız ben bunu yapamam diyemezsiniz. Yani ben mesela kameramanla bir yere giderdim. Şuradan çekelim baba derdim. Genelde herkes şöyledir. Spikeriz biz, kameramanı da yönlendiririz. Hayır. Kameramandır o işin efendisi. O yüzden ben kameramana derdim ki baba nereden çekelim? Şuradan çekelim. O da beni yönlendirirdi. Ama bazen uyanık kameraman oluyordu mesela. Baba buradan çekemeyiz işte. Zoom out şöyle oluyor. Zoom in. Baba çekil kenara diyordum. Bak şuradan şunu yaparsan buradan da böyle yaparsın. Halbuki Emre Bey o kadar her şeye hakim. Abi bunu nasıl biliyorsun falan oluyordu. Evet. Ya da işte ne bileyim. Mesela uplinkçi gelmemiş. Abi bunları nasıl bağlayacağız dedi. Bak dedim şunları açacağız. BNC'leri de geçir oraya. Oradan küt diye uplink'e çıkarız. Abi baktık böyle makine kendi. Abi sen bunu nereden biliyorsun? Çünkü hani uplink'i, Obi-Wan'ı bunları eğer bilmezsen açılmıyor. Açılmıyor tamam. Hadi ne yapalım bekleyelim. Ha uplinkçi gelsin. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok artık yani. Evet. Çünkü televizyonculuk zamandır. Bak biz 90 saniye bülten yapıyoruz. 90 saniye. Ya annem bir gün dedi ki hapşırdım, yanımdaki çok yaşa dedi, döndüm, sen gitmiştin dedi. 90 saniye. Mesela benim üniversitede verdiğim derslerde şöyle bir kuralım vardı. 9'da ders başlıyordu. 9'u 20 geçeye kadar herkesi tölere ediyordum. 9'u 21 geçe geleni derse almıyordum. Bir gün öğrencinin biri dedi ki hocam siz manyaksınız dedi. Dedim ki niye manyağım? Yok vallahi dedi sizde dedi bir patoloji var hocam dedi. Yani 9'u 20 geçeyle 21 geçe. Dedim ki bir tane bültene bir dakika geç insene. Bak ben abartmıyorum bunu. 20.00'da yaprak dökümü yayına girecek. Ben 20.01'de çıktım. Yani bir saniye geciktim. Yönetimi bana yazı yazdı. Beni çağırdı İrfan Şahin dedi ki bir saniyenin prime time'da kaç para olduğunu biliyor musun dedi. Sen mi vereceksin cebinden o parayı dedi. Niye uzatıyorsun vedayı dedi. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Mutlu günler diliyoruz. Yeni bir yayında tekrar gerek yok. Hoşça kalın. Bitti. Bu kadar. O yüzden zaman çok değerlidir. Çok özeldir. Zamanı etkin kullanacak. İnsan hayatı için de böyledir. Yani ne olacak? Ben şimdi Covid oldum. 2 yıl önce. Bir odaya kapattılar beni. Ben odada 16 gün geçmiş. Haberim bile yok. Her gün kitap oku. TikTok seyret, Twitter seyret, onu seyret, bunu seyret. Geçirirsin ki zaman. Aynen. Ama kendine ne katıyorsun? O çok önemli. O yüzden bilgi güçtür. Bilgi katmaları lazım. 3. temel yapı da eğitim. Bu işin eğitiminden geçmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü artık her önüne geleni spiker yapmaya başladılar. Yani neredeyse sokakta çöpçüye bile baba gelsene ya şurada çık 2 dakika bir şey konuş diyecekler. Yani meslek o kadar değersizleşti ki. Mesela çocuk bana geliyor. Hocam ben diyor çok güzel tipikler olalım değil mi diyor. Diyorum ki bir sorun yok mu senin? Dok hocam diyor anlatayım dayamad hikmeti anlatayım mı sana diyor. Diyorum ki anlatma. Önce bir kendini duyalım ben de kendimi çok güzel duyalım diyor. Hiçbir tadın yok bende diyor. Yani kimse de ona demiyor. Hocam yani sen pepesin ya. Yani geliştirmen lazım kendini. Yok ben süperim. Kendi eksiklerimizi görmemiz lazım. Biraz fazla özgüven oluyor gençlerde ne yazık ki ve sosyal medyanın da çok etkisi oluyor. Yani sosyal medyada çok özgürce her şeyi yapabildikleri için ve orada bir başarı elde ettikten sonra medyada o başarılı isimleri artık kendi ekranında göstermek istediği için hem biraz şanslılar, önleri çok açık, hem de dediğiniz gibi işin kalitesi artık ne yazık ki bambaşka. Ya kalitatif ve kantitatif değerler vardır. Şimdi bakıyorsun kalitatif değerler, kantitatif, hepsi yerli eksan olmuş. Adam mesela 3 tane maç anlatmış, oraya yazıyor maç spikeri. Kardeşim ben ömrümde 10 bin event anlatmışım, oraya yazarken düşünüyorum ulan ben maç spikeri yazayım mı buraya diyorum. Ya da işte 20 yıldır ders veriyorum, akademisyenlere ayıp olur mu acaba buraya akademisyen yazayım mı ben diyorum. Ya yaz diyorlar ama yazayım o zaman diyorum. O yüzden bu çok değerli bir şey, bu bir. İkincisi liyakat modeli var ya. Ülkede her noktada yani ister muhalif ol ister hükümetten ol hiç fark etmez.
her noktada bir liyakat problemi yaşanmaya başlandı. Ve mesela ben bir kurumda üst düzey yöneticiydim. Bir gün beni çağırdı yöneticim. Dedi ki Emre'cim dedi benim kayınbiraderim var dedi. Evet efendim dedim. Kayınbirader dedi muhasebeci ama dedi maçı anlatmayı çok seviyor. Biraz sana takılsın mı dedi. Takılsın efendim dedim. Adam geldi arkada benim oturdu. Dinliyor böyle beni. 10 hafta falan dinledi. Sonra ben kurumdan ayrıldım. Bana dedi ki çocuk abi dedi nasıl anlatıyorum birkaç video attı. Ben de iyi falan fena değil dedim. Sonra baktım çocuk maç anlatıyor. Yani şu anda bir yayıncı kuruluşta maç anlatıyor adam. Gerçekten. Evet ne gerçekten mi? Gerçek çok yani. Çok şaşırdım. Peki evet. Kötü de anlatmıyor. Yani kötü tamam onu söyleyecektim. Şimdi bir tık akademisyenlik yönüne girdiniz. Biraz bunu sormak istiyorum. Şimdi medya okuyan, iletişim okuyan öğrencilere yılların tecrübesi olarak tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Ve bunlar onlar için büyük altın değerinde de edemeyecekleri bir bence kazanç. Akademisyen yönüyle zamanın ne kadar önemli olduğunu söylediniz ama nasıldır Emre Tilev akademisyenlikte, hocalıkta? Kılımdır. Öyle mi? Evet, kılımdır. Çünkü eğitim bir gönüldaşlık işidir. Ve öğrenmeye açık olman lazım. Yani eğer öğrenmek istemiyorsan, mesela benim derslerim hep şöyleydi. Yoklamayı oraya koyuyordum, imzayı at, çık diyordum. Yani dinlemek istemiyorsan, geldim orada oturacağım cep tarafına. Biraz da uyuyayım hocam ya sabah 9'da ders var falan. Böyle gelme zaten. Ya at oraya imzayı ben seni var gösteririm zaten diyordum. Hiç sorun yok. Sen sınıf mı geçmek istiyorsun? Evet tamam diyordum. Benim bütün sınavlarımda defterler kitaplar açıktı. Hepsinde. Sen kaç almak istiyorsun diyordum. 90. Tamam gel diyordum. Bak şuna şunun yanıtı var. Bu yanıtı var. Bu yanıtı var. Al 96. Ama bir işe yaramıyor ki. Ya ama ben dediklerimle hep karşılaşıyorum. Ya ben mesela anlatıyordum. Diyordum ki kardeşim. Sen televizyoncu olursun, sen de olursun, sen kasiyer olursun diyordum. Ya hocam ya diyordu. Hakikaten kasiyer olarak karşılaştım. Yani geçen mesela gittim, hocam tanıdınız mı beni dedi. Ben dedi şeyim dedi. Yani küçümsediğimden değil. Hayır. Ama sen iletişim okuyorsun kardeşim niye kasiyerlik yapıyorsun? Çünkü vasfını kazanmamışsın üniversitede. Yani baba parayı vermiş, seni de devlet sokmuş o üniversiteye mezun olmuşsun. Ama vasıf kazanmamışsın üniversitenin. Şimdi ben Beykent Üniversitesi'nden, ben kavramdan, ben işte doğuştan mezun olduğumda ya yetersiz imkanlar diyen adam olursa kafasına iki tane yapıştırırım yani. Koskoca televizyon var Beykent'in ya. Kaç tane üniversitenin televizyonu var? Gelecek oraya diyecek ya abi bu nasıl çalışıyor? Bu işte septik olacaksın, şüpheci olacaksın, meraklı olacaksın. O yüzden de televizyonculuk böyle her baba yiğidin harcı değil. Ha bir yere gelir misin? Gelirsin. Ahmet seni bir yere getirir. Mehmet güzelliğin seni bir yere getirir. Seksapaliten seni erkek ya da kadın fark etmez. Cinsiyet ayrımcılığı koymuyorum. Bir yere getirir. Ama oradan düşersin. Evet. Yani düşersin. Ben gördüm bunları. Hani kuş kafesi. Size bir film vardı. Birci Akalay'ın. Seyrettiniz evet, mi? Evet şahane. Aynı film işte. Evet kesinlikle. Ben sektörün karşılığı o değil mi? Aynı. Bak hiçbir farkı yok. Hani biri derse ki ya birazcık fazlaymış. Azı var, fazlası yok. Yani bu gözler neler gördü? Yani ben kitap yazsam var ya sokağa çıkamayacak adamlar vardır yani. Ama aynı zamanda ona tenezzül eden adamların da çalılıklar arasında yok olduğunu gördüm. Yani şimdi mesela ben atıyorum 3 yıldır maç anlatmıyorum. Yani anlatıyorum da hani üst düzey maçta işte de anlatıyorum birazcık belki 2 yıldır. Ama baktığında adam diyor ki Emre abi ya senin maçları çok özlüyoruz diyor. Yani demek ki bir şeyleri doğru yapmışsın. Ya da Ercan abiden maç dinlemek keyif, Melih abiden dinlemek keyif. Bunları güzel şeyleri yapıyorsun. Program sunduğunda ben mesela çizgimi hiç bozmadım. Yani bana kimse şunu diyemez. Emre'yi X partisinden, Y partisinden dolayı şuraya getirdiler. Şunu yaptılar. Yok öyle bir dünya. Ben tırnaklarımla kazıdım hocam. Bak bu tırnakların içinde emek var. O yüzden de birilerinin bana şunu hiç kimse diyemez yani. Birileri getiriyor. Hayır abiciğim yok öyle bir dünya. O yüzden üniversitede ders verirken bunlara çok özen gösterdim. Yani öğrencim eğer beni dinlemek istiyorsa bak ne yaptığımı anlatayım. Ben mesela bu seti götüremem değil mi üniversiteye? Ben kameraman tuttum bu setleri çektim. Buna şahittir yani. Bütün setleri çektim. Bir kameraman arkadaşla anlaştık. Bana kamerayı anlattı. Küt bir bölüm oldu. Bir radyocuyla anlaştım. Küt arsayız. Radyoda bunu yapan Kadir'di. Bak şu anda Kadir bir gün dedi ki
Ulan ben de ders veriyorum, bu benim hiç aklıma gelmedi dedi. Bana dedi bunu yaptıktan sonra ver de ben de derste vereyim dedi. RCS'i anlattı mesela. Solaris'i anlattı, mikseri anlattı. Yayını anlattık. Ve bu çocuklar bunları gördü. Biz onlara götüremiyorsak, getiremiyorsak biz onlara götürürüz dedik. Bunu dinleyen adam bir yere geldi mi geldi. Benim sektörde o kadar çok öğrencim var ki. Ay ne güzel. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsi çok iyi yerdeler. Hepsi çok başarılılar. Daha da başarılı olacaklar. Sektör bitti diyor mesela. Ya da biri çıkıyor. Baba radyo televizyon hayatta yazmayın. Ondan bir şey olmuyor. Niye? Niye yazmasın çocuk yani? Sen kazık mı dikeceksin buraya? Ömrünün sonuna kadar burada mı kalacaksın? Yani devinim olacak. Bak evriliyor. İnsanlar YouTube diye bir dijital mecranın içine girdi. Para kazanıyorlar. Ya bunlar önemli. Ders ögesinde ben biraz kıldım. Bir de ben televizyoncunun akıllı olması gerektiğine inanıyorum. Aptal televizyoncu olamaz abi. Ve araştırmacı okuyan olmalı. Mesela bir sınavımı şöyle yapmıştım, hiç unutmuyorum. 20 soru sordum, 4 dakika süre verdim. Ama kağıdın başında şöyle yazıyor. Lütfen sınava başlamadan önce 1 dakika içerisinde bütün sorulara göz gezdirin yazıyor. Herkes dedi ki hocam 4 dakika olur mu falan. 8. soruda şunu yazıyor. Diyor ki şu anda sınavı bitir, ismini yaz, kağıdını hocana ver. 100 aldın. Aynen böyle yazıyor 8. soruda. Ama kimse 8. soruya gelemedi. 5-6 kişi dışında. Gelemedi. Sonra bana diyor ki hocam ya böyle gerizekalıcı mı olur ya? Bak senin yüzünden 0 aldık ya. Ama zaten mesele o. Yani sen o habere farklı bakmazsan olmuyor. Farklı bakarsan Fatih Portakal oluyorsun. Mehmet Ali Birant oluyorsun. İşte Ercan Taner oluyorsun. Ali oluyorsun. Ali abi oluyorsun. Anlatabildim mi? Birisi oluyorsun yani. Farklı bakmak önemli. Evet, aslında sektörümüzün karşılığı bu yaptığınız hareket. Çok şanslılar. İşte bu tarz akademisyenler onları sektöre o kadar iyi hazırlanıyor ki yararlanmamış olmak aslında büyük şanssızlık. Onlar için güzel bir bilinçlendirme oldu. İyi ki varsınız, sizin gibi akademisyenlerle işte sektörler daha da iyi, daha da İnşallah. Kaliteli hale geliyor. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama kapatmadan önce bunca yıl tecrübenin unutulmaz anıları vardır diye düşünüyorum. Belki bir tanesini bizimle paylaşırsınız. Ya anı çok, yani sabaha kadar anlatırız ne olacak anıyla ilgili. Ama benim en sevdiğim anılardan bir tanesi babamla yaşadığım. Herkes de o maçı hatırlayacaktır şimdi. Ben Galatasaray Bordo maçını anlattım. 90. dakikanın içerisinde, yani 90 artıda Sabri sağ çaprazdan vurdu ve direkt dibinden top ağlara gitti. Galatasaray maçı 4-3 kazandı ve kupaya adını yazdırdı. Yani daha doğrusu yoluna devam etti, Bordo'yu eledi. Benim hayatta babamla birlikte anlattığım tek maç o. Yani 2016'da kaybettim babamı ben. Başınıza ve sağ olun bütün ölmüşlerin. Hiç beraber maç anlatmadık yani. Hiçbir maçıma gelmedi, hiç şey yapmadı. Hatta çok sert eleştirmenimdi. Yani acayip ben arardım mesela, nasıldı maç, süperdi değil mi derdim. Hayır, şurada bak düştün, burada yükseldin, şurada detone oldun. Mesela herkesin çok sevdiği bir David golüm var benim. Fenerbahçe-Chelsea maçı. David'in attığı gol. Bayrak direğinin dibine gidiyor, seviniyor. Orada benim üçüncü müthişim var. Babam dedi ki mesela, olmamış dedi. Nasıl dedim ya, herkes çok sevdi. Hayır dedi. Detone olmuşsun dedi. Hakikaten dinliyorum. Müthiş diye çıkıyor ses orada. Müthiş diye çıkıyor. Detone olmuşum. Ki hani ben çok kolay detone olmam. Ses barımım çok geniştir. Yani ince de öyle, kalın da o bir oktavdır. Ben 2,5 oktava falan çıkabiliyorum ses tonajımda. İyi bir ses genişliğim vardır. Ama orada detone olmuşum. O yüzden o maçta Sabri golü attıktan sonra YouTube'dan izlerler şimdi, böyle bir çatır çutur ses oluyor. Çünkü babam hasta Galatasaraylıydı, babam üstüme atladı. Gerçekten. Evet, biz düştük aman yere. Allah'ım. İlker abi de uzaktan bizi seyrediyor. İlker abi de yorumcu. Bu adam kim yaptı böyle İlker abi? Ben kulak ayıslayan kodek var, bastım. Babam abi dedim. Yaptı. Yanlış maça mı gelmişti? Yok ya, aynen öyle. Babam bir anda böyle taraftara büründü. Dedim ki ilk konserde ben de senin üstüne atlayacağım. Ya değil mi? Müzikle spor orada biraz çatışmışlar. Allah rahmet eylesin. Mekan abi, cennet abi. Olsun. Aslında size de birazcık öğretmenlik yapmış aslında mükemmeliyetçiliğiyle değil, çok değil yaptı. Mi? Tabii benim hayat listürümde çok önemli bir kilometre taşıdır. Yani şair demiş ya, babam öldüğünde kör kaldım diye. Ben sadece kör kalmadım, sağır kaldım, topal kaldım, öksüz kaldım, yarım kaldım, dertleşecek adamı kaybettim. Ama şimdi mesela 19 yaşında bir oğlum var. Emre. Evet, Emrecan. Onunla böyle acayip bir süreç yaşıyoruz. O belki de benim hayatımdaki o boşluğun en dinamik
destekleyicilerinden oldu. Onunla dolmadı tabii ama destekleyicisi. O yüzden de hani onunla paylaştığım her şey benim için çok değerli oluyor. Çok özel oluyor. Allah ona çok uzun ömür versin. Amin. Sizi de başından eksik Amin amin. Hep etmesin. beraber. sevdiklerinizle birlikte nice uzun, sağlıklı ömürler. Sizi Sana. izlemeye, dinlemeye biz de devam edelim sağlıkla. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Büyük keyifle. Evet, çok keyifliydi. Yani sizi tanıyoruz zaten ama bu sefer böyle daha farklı yönlerinizi de gördük. Akademisyen yönünden başlayarak Bir sunuculuk, dahakine yemek yaparım. O yönünü de görürsün. Acayip güzel yemek. Aa, yok yok Emre Tilev'le, Menemen onu yaparım. anladık. Hayır, soğanlı hem de. Allah, daha ne olsun. Çok teşekkür ederiz Rica tekrar. ederim. Başarılar diliyoruz. Eyvallah. Evet efendim, Odak'ta bu haftanın sonuna geldik. Spor spikeri Emre Tilev ile birlikte hem spikerliği konuştuk, hem akademisyen yönünü konuştuk. Pek çok başarının sahibi kendisi, daha nice başarılar diliyoruz. Ondan yararlanmakta fayda var diyoruz gençlerimiz için de. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.